Herkese selamlar. Bugün daha önce sanırım hiç yapmadığım bir şey yapacağım ve kıyafet üzerine bir video çekeceğim. Biliyorsunuz Kasım ayı, Dert ayı, indirim ayı. Ben de bu aylarda genellikle alışveriş içerikli şeyler yapmaya çalışıyorum ki hakikaten ihtiyacınız olan şeyler varsa ve benim daha önce satın almış olduğum şeyler varsa bunları paylaşmayı genellikle tercih ediyorum Kasım aylarında. Geçen sene de kredi kartımı, yok geçen sene değil 2 sene önce kredi kartımı patlatıp inanılmaz bir AliExpress alışveriş yaptığım bir videom da var. Onu da buraya koyarım izlersiniz. O zaman tabi dolar acaba kaçtı? O videoyu bence izlemeyin. Şu an canınız sıkılabilir düşündüm de dolar muhtemelen... 5-6 civarı bir şeydi çünkü 2 sene önce. Yani yuvarlarsak 150 dolarlık bir alışveriş yaptık. Az önce 850 liralık bir alışveriş yaptım. Bunun vergisi mergisi derken 1000 liraya dayanacağız muhtemelen. Geçiyorum bu dertli tasalı kısımları. Bugün aslında çok da böyle eurodan, dolardan etkilenmeyecek bir markanın ürünlerinden bahsedeceğim bugün. Trendyol Mila. Öncelikle şunu söylemeliyim. Bu bir işbirliği videosu değil tamamen Trendyol Mila'dan hem Trendyol'un bana vermiş olduğu kuponlarla satın aldım hem de kendi para verip satın aldım ürünlerden hangilerini almalısınız gibi bir video çekmek istedim. Bugüne kadar satın almış olduğum Trendyol Mila ürünlerinden beğendiklerimi sizinle bugün paylaşmak istiyorum. Çünkü bazı Trendyol Mila ürünleri hakikaten kalitesiz olabiliyor. Yıkanınca çekebiliyor. Ne bileyim kumaşı kalitesiz olabiliyor vesaire. Ben bir kullanıcı olarak birebir hani bugüne kadar aldığım ürünlerden hangilerini beğendim? hangilerini size tavsiye ederim. Hem de hazır indirim sezonundayız. Onları sizinle paylaşmak istedim. Bu videoda gördüğünüz tüm ürünleri de bir linkte topladım. Aşağıya bırakacağım açıklama kısmına oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi ürünlere geçmek istiyorum. Bir sürü ürün var çünkü. Evet, gördüğünüz gibi ürünlerin tamamı burada. Bazıları tabii ki tükenmiş, sürekli tükeniyor maalesef. Ama gelince haber ver butonuna basıp bedenini seçerseniz hemen size bildirim geliyor. O detayı da vereyim, kesin biliyorsunuzdur ama olsun. Şimdi şu en aşağıdaki ürünle başlamak istiyorum. Taş Oversize kapşonlu su itici özellikli mont. Ben bunu 2 yıldır kullanıyorum. Net bir şekilde söyleyebilirim. Hem çok şık gözüken bir mont hem gerçekten yağmur yağdığı zaman tabii ki sırılsıklam olacağınız bir yağmurdan sizi korumaz ama çok rahat bir şekilde su itici özelliğini gösterdiğini söyleyebilirim. Epey bol bir ürün bu arada. Yani bedeniniz neyse bence bir alt bedenini almanızı ben tavsiye ederim. Ben o zaman medium gibiydim. O yüzden small almıştım ama ilk small alsam da olurmuş. Özellikle şu anki halimde. Bu arada şu detayı da vermem lazım. Boyum 1.63 kilom 58 ila 60 arasında gidip geliyor. Yani çok uzun biri değilim. Çok kilolu biri de değilim. Bunu söylediğime inanamıyorum. Hayatım boyunca 110 kiloydum. <laughs> Aa çok güzel renkleri varmış ya bunun. Çok güzelmiş. Hakis de çok güzel. Siyah da çok güzel. Ben niye ise gidip bu taş rengini almışım ama inanın çok şık duruyor. Yani siyahını da alırdım ben kesin. Ama sanırım hep siyah giydiğim için gidip bu rengi seçmişimdir ben. Taşı da çok severek kullanıyorum. Böyle bir tık açık renkli ürünler bana sanki biraz daha kaliteli gözüküyor gibi geliyor. Bu arada kumaşı Gerçekten çok kaliteli. Bu ürün kesinlikle parasını hak eden mis gibi bir trendyol mila ürünü. Bir ara çok giydim bunu özellikle marley çıkartırken hafif böyle yağmur yağarken vesaire acayip işimi gördü. Onun dışında dışarı çıktığımda şık bir yere gittim de gayet beni kurtardı. Çok severek tavsiye edeceğim bir mont. Bu çok şık bir üst. Carmen yaka deniyormuş buna. Benim kıyafetle inanın hiç alakam yoktur bu arada. Ben sadece üstüme olan Güzel gözüken ve rahat olan şeyleri tercih eden bir insanım. O yüzden hani benim yorumlarımı biraz da böyle dinlerseniz çok iyi olur. Çünkü ben gerçekten asla bir kumaş eksperi, bir kıyafet eksperi değilim. Onu da söyleyeyim. Bunun da mesela beyaz, kırmızı ve siyah opsiyonları varmış. Tabii ki gidip siyahını tercih etmişim. Her şeyin siyahını tercih ettiğim gibi. Acayip şık bir şey. Yani böyle hem smart casual dediğimiz hem de şık diyebileceğimiz ortamlara ya da davetlere gittiğinizde çok rahatlıkla giyebileceğiniz bir üst. Bunu giydiğimde omuzlarımın ve göğüs dekoltemin görüntüsü çok hoşuma gidiyor. 64.99muş gayet uygun bence fiyatı. İndirime de girebilir tabi bunları favlayıp bildirimde alabilirsiniz aynı zamanda. Bu alt burada mı değil mi bilmiyorum. İnşallah buradadır. Burakcan'ın evinde de olabilir. Ee, giyemezsem Kusura bakmayın ama giyersem de zaten görüntü olarak burada görürsünüz. Bu alt üst takım ben bunun üstünü ayrı altını ayrı giyiyorum açıkçası. Ama hem altı hem üstü gayet güzel gayet başarılı. Siyahı tükenmiş bakalım başka renkleri var mı? Oha bayağı da indirimdeymiş. 66 liraya düşüyor alt üst takım çok uygun. Bu alt tam yine böyle sonbahar ilkbahar döneminde giyebileceğiniz incelikte. Tiril tiril. Birazcık boyu uzun gelebilir ama ben açıkçası böyle göğüs altına kadar bunu çekip Üzerine de hafif bolumsu bir tişört kapattığımda güzel gözüküyor. İsteyen tabii ki gidip kestirebilir. Bendeki bedeni small bu arada. Lastiği bir tık benim belim için sıkı. Ama medium alsam da bu sefer iyice şalvar gibi gözükecekti. O yüzden bence bedeninizi alın. Benim birazcık kalçalarım geniş olduğu için oradan sıkıyor olabilir. Bu mavi kemerli denim tulum gerçekten çok güzel. Ama bir kere bile giyemedim. Evde denedim o kadar. Bir türlü bunu giyeceğim bir yere gitmedim çünkü pandemi dolayısıyla. Bendeki bedeni 38 çünkü benim biraz kalçalarım dediğim gibi geniş olduğu için denim kumaşta biliyorsunuz asla esnemiyor. O yüzden ben bir tık genişini aldım. Ha ben bunu şeyde giymiştim. Şokopop oyun incelemesi videosunda giymiştim mesela. Onu da buraya koyarım. <laughs> Kot giydiğim için asla esnemiyor. <laughs> <laughs> Bu arada 90'lar temalı saçım, makyajım ve kıyafetim nasıl olmuş? Bu zerin Özer degrede ruj sürüşünü yapmak için bir 12 dakika falan uğraştım şakasız. Oradaki 90'lar konseptini harika tamamlayan bir tulum oldu gerçekten. Evet geliyoruz. Ee, evde küçük bir kız çocuğu gibi gözükmek isterseniz giyebileceğiniz bir pijama takımına. Sushi baskılı örme pijama takımı. Ben bunun small'unu aldım ama... Small'unun lastiği bana biraz sıkı geldi. Medium'unu alsam daha rahat edermişim diye düşünüyorum. Bence çok tatlı. Yani bel kısmı dışında gayet konforlu da bir pijama takımı. Ben severek giyiyorum. Bu crop örme sweatshirt çok güzel çok rahat. Şu anki havada da giyersiniz. İlkbaharda, sonbaharda sadece bunu giyerek de dışarı çıkabilirsiniz. Ben çok böyle crop şeyler giyemiyordum deri ameliyatı olmadan önce. Ameliyat olduktan sonra hani crop'lar giyebildim artık en azından kendimi rahat hissedeceğim şekilde diyeyim. Bir de bunun bir yeşili daha var. Ben bunu linke eklediğimi bilmiyorum ama eklerim. Aynı kumaş, aynı kesim, sadece haki rengi ve arkasında farklı bir baskısı var. O da var bende, ondan da çok memnunum. Ha, bunu herhalde almayan kalmadı geçen sene. <laughs> bende de var tabii ki. Bulutlu kazak, 79 79.99'a düşmüş şu anda. Bendeki bedeni small, gayet tatlı, konforlu, güzel bir kazak. Aa, şu body'yi geçen gün giydim, çok şık duruyor. Çıt çıt body <laughs> bildiğiniz. Ben altına bir etekle giydim, ee, çok tatlı durdu. Small beden aldım, tam oldu. Yani medium da alabilirmişim ama böyle bir tık bol olurmuş. O yüzden small bence benim için doğru bir karar. Her şeyle kombinleyebileceğiniz böyle bir tane alın dolabınıza dursun diyeceğiniz bir ürün bence. Bu takımın neredeyse her rengini aldım. Bunun sanırım iki rengi olması lazım. Bir böyle açık mavi bir de bu lacivert rengi. Ben ikisini de aldım. İkisi de çok başarılı. Bendeki small bedeni olması lazım. Medium alsam daha iyi olurdu. Birazcık altı sıktı. Bunu o kadar seviyorum ki. Anlatma anlatma bitiremeyebilirim. Gri yumoş örme pantolon o kadar çok giydim ki iki yıldır paso bunu giyiyorum. O kadar rahat. Hiçbir şey giymiyormuşsunuz gibi hissettiren ve aynı zamanda güzel bir şeyle kombin zaman şık olan bir şey ben giymedim. Eğer siz de benim gibiyseniz daha biraz böyle rahatınıza düşkünseniz bu alta bayılırsınız mutlaka alın. Bu triko alt üst takımı sanırım ben Pınar'a verdim. Çünkü biraz bol almışım. Bayağı bir bol geldi bana bu. Yine aşırı konforlu bir takım mutlaka bir beden küçüğünü alın ama yani benim yaptığım hatayı yapmayın. Bendeki rengi de mintti bu arada ve baya bir rengi gelmiş. Aa çok tatlı. Ben bundan alırım. Bu sabahlık çok tatlı. Tam böyle Ocak, Şubat aylarında onu giyip yataktan çıkmamalık. Yumuşacık bir sabahlık. Ben çok severek giyiyorum. Bir tık daha uzun olabilirdi bence. Ama yine de okey. Fiyatı çok uygun bence bir sabahlık için. Bu pijama takımının burada olmadığını tahmin ediyorum. Bunun görüntüsünü koyamayabilirim. Koyamadıysam kusura bakmayın lütfen ama inanılmaz rahat. Tril tril çok güzel bir kumaşı var yani ben çok severek giyiyorum. Sanırım bendeki bedeni yine S. Bu da inanılmaz rahat. Bu daha ince bir kumaş bu arada. Penye mi? Bunu kumaşı bakayım. Viskon diyor. Viskonla penye acaba aynı şey mi? Hiçbir bilgim yok. Ee, viskon diyelim biz. Viskon kumaş aşırı güzel, çok rahat. Tril tril bir takım. Mutlaka bunu da atın sepete. Aa, bunu yeni aldım sayılır. Bunu bir iki kere giydim, çok memnun kaldım. Bendeki bedeni 38 38'miş, şimdi gittim baktım. Zaten benim 36'ya sığmam biraz zor. Yani S-M aralığında olduğum için 38 tercih ediyorum genellikle ve okey oluyor bana. Çok şık bir alt ve gerçekten konforlu bir alt. Benim için şıklıktan daha önemli bir şey varsa o da konforlu olması. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani gidip de benim böyle fashionista biri bu videoyu izlemesin lütfen. Hani böyle modayı yakından takip eden ama uygun fiyatlı ürün arayan biri bu videodan çok memnun kalmayabilirim. Ben gerçekten konformist bir insanım iş kıyafete gelince. O yüzden benim genellikle tercihlerim çok böyle şık olsun ya da aşırı cool gözükeyim gibi olmuyor. Ben rahat giyinmeyi seven bir insanım. Bu bence polar denilecek bir e, ürün için çok uygun fiyatlı. Yani 79-99'da polar kumaşına hiçbir şey alamazsınız bu ekonomide. Bir tık daha ince bir kumaşı var ama kesinlikle sıcak tutuyor. Yani kara kışta belki tutmaz içinize bir şey giymeniz gerekir ekstra. Şu anki soğukluk için bence gayet iyi. Bu iki gün önce falan geldi bu arada. En son yaptığım trendyol alışverişinden geldi şu an %20 indirimdeyim 160 lira ah bitmiş. Yani kesinlikle gelince haber ver butonuna basmanız gereken bir ürün. Bendeki small aşırı konforlu, çok sıcak tutuyor. Şu boyun kısmı çok başarılı bence. Çünkü ben her dakika atkı takmaktan nefret eden bir insanım. O yüzden benim için böyle o boyun bölgesini koruyacak bir ürün çok daha mantıklı oluyor. Ben çok memnun kaldım. Çok da şık duruyor. Fermuarının gizlenebiliyor ve sadece düğmeliymiş gibi gözükebiliyor olması da benim ekstra hoşuma gitti. Fiyatı inanılmaz uygun. Kesinlikle alın. Hemen şu anda giymiş olduğum donu size göstermek istiyorum. şu <laughs> sapık şey gibi oldu, cümlesi gibi oldu. Üstünde ne var? Bu var şu an altımda. Üstünde değil de altıma giydim kilodu çünkü mantıken. Şimdi bunun small bedenini aldım. Bana tam oldu. Hatta biraz böyle lömbüç lömbüç yanlardan pörtleyen yağlarımı, etlerimi de bir tık topladı. O benim ekstra hoşuma gitti. Ama böyle şey değil yani nefes alamıyorum değil. Çok konforlu şu an Yok gibi hissediyorum gerçekten. 48 liraya düşmüş iki tanesi. Çok iyi. Şimdi bu kilodun size tabii <laughs> burada gösteremeyeceğim nasıl durduğunu ben de. Bu ürünü kesinlikle alın. ya yani iki tane siyah don zaten. Yani rahatsa atın sepete. Ben hep öyle yapıyorum. Ay bir de ben bir ara kilo verdim. İşte H&M'den çok güzel kilotlar almıştım. M almışım. Yani dün bir giydim altıma indi. Yani <laughs> paçamdan aşağı çıkacaktı gerçekten. Yani kilo vermek okey çok güzel ama Neredeyse 3 kere gardırobumu yenilemek durumunda kaldım. O yüzden trend yolumuyla ki biraz damlanmış. Benim ilk zayıfladığım dönemlerde bayağı bir hayatımı kurtardı benim. Devam ediyorum. Yine sepette şu anda %20 indirimde olan yani bu videoyu bir sene sonra izleyecek olan bir insan belki burada 150 lira görecek. Bilmiyorum onu da bu arada. Fiyatları gösterip söylemek ne kadar mantıklı bu ülkede siyah yumoş wide leg örme pantolon. Bu az önce gösterdiğim gri ve bej renkli olanları aslında biraz benziyor. Bunu da yeni aldım. Bunun tek bir sıkıntısı var. Diğer aldığım o gri ve beje göre bir tık daha uzun kaldı bana. O yüzden kesinlikle gidip bir terzide kestirmem lazım. Ama zaten çoğu yoruma bakarsanız ürünün altında herkes gittim terziye kestirdim demiş. Bunun biraz boyunu bence fazla uzun yapmışlar diye düşünüyorum ben. small bedenini aldım yine. Çok rahat, çok konforlu. Yani Trendyol bunlardan 10 tane daha üretsin. 10 farklı renk üretsin. Ben gider yine alırım. E, Yumoş Wide Leg. Bu ibareyi gördüğünüz bir Trendyol mili ürününe direkt sepete atın bence. Çünkü ben bugüne kadar aldığım hepsinden memnun kaldım. Bu monttan önce gittim kendimi aldım. Sonra o kadar beğendim ve Pınar ablam o kadar beğendi ki gittim ona da aldım. Gerçekten ma aile severek giyiyoruz. İnanılmaz sıcak tutuyor. Yine şu boyun bölgesini kapatan bir yere olduğu için de çok konforlu benim için. Şişme mis gibi siyah mont Fiyatı da 215'e düşmüş şu an için Umarım siz bunu izlerken de hala bu fiyattadır Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa çok rahat alabileceğiniz bir mont Bunu bugün giydim ilk defa Biraz beklediğimden ince bir kumaşa sahip Yani şu tişört var ya şu an üzerimde gördüğünüz Biraz bunun desenini dışarıya gösteriyor O kadar ince gibi düşünebilirsiniz Ama içinize düz bir şey giyerseniz bence çok tatlı durur Hatta ben bu tişörtle bile beğendim Nakışı çok güzel. Social yazısının yakası da çok hoşuma gitti. Böyle hafif 90'lar vibe'ı veriyor. Ben bayağı beğendim. Bunu birazdan giyeceğim. Daha hiç giymedim ama kumaşına baktım. Kumaşı çok güzel ve çok rahat duruyor. Umarım üstüme olur. Bazen böyle kumar oynuyorum Trendyol Mila pijamalarında. Small alıyorum. Medium alsaydım keşke daha iyi olurmuş demek durumunda kalabiliyorum. Ama yani şöyle bir açıp baktığımda bana tam olurmuş gibi geldi. Aşırı dar olursa da burada hep beraber <laughs> bana biraz güleriz. Evet, benim için Trendyol Mila'dan alınabilecek ürünler bu şekildeydi. Sizin beğendiğiniz, hakikaten çok iyi ürün bak, buna da bir bak Zeynep diyeceğiniz ürünler varsa aşağıda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü Trendyol Mila'nın biraz fazla ürünü var ve ben bazen acayip yoruluyorum. Sadece böyle iyi yorumlu, işte atıyorum mont arıyorsam direkt montu seçip en üste çıkanlara bakıp hayatıma devam ediyorum. Biraz kumar oynuyorum yani. Eğer sizin böyle çok beğendiğiniz, eşinize, dostunuzu aldığınız, kendinize aldığınız ürünler varsa Allah aşkına yazın aşağıya bizi bu girdaptan kurtarın. Çok ürün var çünkü hakikaten. Bu tarz böyle aldığım ürünleri övdüğüm ya da bir araya getirip toparlayıp size tek bir video halinde sunduğum içeriklerin devamının gelmesini isterseniz de aşağıya yine yorum yazarsanız çok sevinirim. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen Kasım ayında kredi kartlarınızın hepsini en azından patlatmayın. Dikkatli alışveriş yapın. Bay bay. うん。<music>